Bu videoyu izlemeden önce uyarıda bulunmak istiyorum. Cinayet işlemiş, cani ruhlu kişilerin polislere söyledikleri ve itirafları yer almaktadır. Bu itiraflar ruh sağlığınızı bozabilir. 3 haftalık maaşımı aldıktan sonra huzur evindeki işimden ayrıldım diye başlıyordu Thompson'ın itirafı. O ay 20. caddenin batısında haftalığı 8 dolar olan odama taşındım. Durmadan içiyordum. Thompson'ın diğer insanlardan farkı yoktu. Thompson 59 yaşında, çelimsiz, ön dişleri dökülmüş, 1.60 boyunda, 58 kilo ağırlığında ufak tefek bir adamdı. Yalnız olmak ve terk edilmek her insanı kötü düşüncelere itebilir. Fakat Thompson'ın alkollü bir şekilde caddede yürürken aklından geçenleri kimse tahmin bile edemezdi. Yıllar önce ayrıldığı karısı ve terk ettiği 3 kızını hatırlıyordu belki de. Ayrılığından sonra hiçbir kadınla birlikte olmamanın, reddedilmenin ve iktidarsızlığının ağır yükünü taşıyordu. Caddede tek başına yürümeye devam ederken kaldırımda yalnız başına oynayan küçük kızı gördü. Öylece durup onu seyretmeye başladı. Thompson sözlerine şöyle devam etti. Ne zaman içsem bir kadını arzularım. Ama yaşlı kadınlar bana sadece gülerler. Genç kızlarsa yüzüme bile bakmazlar. 4,5 yaşındaki sevimli, kara gözlü Edith, 8. bulvarda oturan amcasını ziyaret etmek için o sabah Brooklyn'den ailesiyle birlikte gelmişti. Köşedeki dükkandan bir paket sigara almak isteyen amcası, küçük kızı bir anlığına orada yalnız bırakmıştı. Thompson o anları şöyle anlattı. O küçük kızı orada yalnız başına görünce heyecanlandım. Yanına gidip benimle beraber evdeki hasta kızımı görmeye gelip gelemeyeceğini sordum. Ona tatlım diyordum. Benden korkmamıştı. Benimle geleceğini söyleyince onun elini tuttum ve beraber yola koyulduk. Dükkandan dönen amca küçük kızı bıraktığı yerde bulamayınca bir umutla eve koştu. Fakat eve gittiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Küçük kızın bütün yakınları çevreye onu sormaya başladılar. Fakat kimse onu görmemişti. Aile paniğe kapılmıştı. Sokak sokak küçük kızı arıyorlardı. Thompson iğrenç itiraflarına şu şekilde devam etti. İçeri girince onun vücuduna dokunmaya çalıştım. Çok korktu. Çığlıklar atmaya başladı. Onu sıkıca yakaladım ve sarstım. Kapa çeneni diye hiddetle bağırdım. Kafasını duvarlara, yere vurdum. Ta ki o sesini kesinceye kadar. Sonra onu yatağa fırlattım ve üstüne çıktım. Hala yaşıyordu ama bilinçsizdi. Ona tecavüz ettiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Ama gazetede okuyana kadar onu öldürdüğümün farkına varamamıştım. Küçük kızın kayboluşu polise bildirildi. Onlar da aramalara katıldı. Çevredeki apartman, pansiyonlar araştırıldı. Fakat bir sonuç elde edilmedi. Thompson sözlerine şöyle devam etti. Evdeki tüm biraları içmiş, biraz viski almak için sokağa çıkmıştım. Elimde viskiyle odama geri geldim. Onu içtikten sonra odamı kilitleyip tekrar dışarı çıktım. Kızın cansız bedeni hala yatağımın üstündeydi. Ayrıldığım işten aldığım parayla barlara takıldım. Sonunda sürüklene sürüklene Bower'daki odama geri döndüm. 3 gün boyunca durmadan içtim ve küçük cep radyomu dinledim. Küçük Edith'in kayboluşunun 4. gününde polislerin aramaları sonuç verdi ve 22 Aralık Cuma günü küçük kızın cansız ve şiddete maruz kalmış küçük bedeni terk edilmiş bir odada bulundu. Oda karakola bir kızın amcasının evine 2 blok uzaktaydı. Katil küçük kıza vahşice tecavüz etmiş, kafasını parçalamış ve ölüme terk etmişti. Kızın bulunduğu odada boş bira tenekeleri, viski şişeleri ve sigara izmaritleriyle doluydu. O zamanlar pansiyonlarda kayıt tutulmadığı için pansiyonun sahibi odasını kiralayan kişinin adını hatırlayamadı. Ama polislere bir ipucu verdi. Kiracısının fark edilir bir derecede İngiliz aksanı olan 60 yaşlarında küçük, kel bir adam olduğunu söyleyebildi. Polis odanın içerisinden katilin parmak izini aldı. Polis kayıtlarında parmak izlerinin sahibi 1953'te meyhanede çalışma izni almak için başvuruda bulunan Fred Thompson'ı gösteriyordu. Londra doğumlu bir İngilizdi. Dikkat çekici özelliği ise kolundaki büyük yara iziydi.
adeta bir av başlamıştı. Tam seni bulmak için polisler seferber oldu. Katilin robot resmi bütün caddelere dağıtıldı. Thompson'ın adı ve resmi tüm gazetelerde yayınlandı. Televizyonda ve radyoda sürekli olarak o katilden bahsediliyordu. Görenlerin bilgi vermesi için gerekli numaralar veriliyordu. Thompson arandığı sırada neler yaşadığını şöyle anlatıyor. Pazartesi günü resmimi gazetede gördüm. Şehir dışına çıkmalıydım ama param bitmişti. Ben de radyomu sattım ve böylelikle Philadelphia'ya otobüsle gidebildim. Oradaki bir işçi kurumu bana New Jersey'deki bir tavuk çiftliğinde iş buldu. Ben de Lakewood'a otobüsle ve sonra da otostopla ulaştım. New York'a 115 kilometre uzaklıkta bulunan tavuk çiftliğinin sahibi Max Pescor tarafından karşılandı. Thompson kendini John olarak tanıttı. Max'in de ilk dikkatini çeken şey John'un İngiliz aksanı olmuştu. John, yani Thompson, aç ve parasız olduğunu söyledi. Bu yüzden bir benzin istasyonunda durup yemek yediler. Çiftliğe gelince Pesco yaşlı adamı bir karavana yerleştirdi. Çiftlik sahibi evine geçip dinlenirken karısına yeni adamda bir gariplik olduğunu, onun çok sinirli davrandığını söyledi. Koltuğuna uzanmış televizyonu izlerken bir haber dikkatini çekti. Televizyonda birden Thompson'ı gördü. Şaşkın bir ifadeyle bu yeni kiraladığımız adama benziyor diye haykırdı. Ertesi gün Pesco, John'u çalışırken inceledi. John'un elindeki yara izi dikkatini çekmişti. Bunun üzerine Pesco hemen eve gidip yakınlardaki polis karakolunu aradı. Telaşlı bir şekilde aradığınız adam, hani New York'taki küçük kızın katili, şu an benim çiftliğimde dedi. Çok geçmeden çiftliğe bir polis arabası geldi. Şüpheliyi sorgulamaya başladı. Adam isminin John Andrew olduğunu, Pensilvanya'dan geldiğini, mevsimlik bir işçi olduğunu söylüyordu. Fakat polisler tüm özellikleri Thompson'la birebir uyan adamı arabaya bindirip karakola götürdüler. Thompson yalanlarında ısrar ediyordu. Biraz enekelerinin üstünde bıraktığı parmak izlerinden haberi yoktu. Parmak izlerini karşılaştıran New York polisi, polis şefi Harris'i arayıp aradıkları katilin yakaladıkları kişi olduğunu bildirdi. Thompson'ı yakalayan polis şefi Harris'in gözlemlerine göre, Thompson işlediği cinayetten ötürü pişmanlık duymuyordu. Biraz sinirliydi o kadar. Başına geleceklerden bile korkmuyordu. Aynı gün içinde Thompson New York polisine teslim edildi. New York polisine verdiği ifadede, "Beni bu kadar çabuk bulabileceğinizi sanmıyordum. Çizdiğiniz resim sayesinde beni kolayca yakalayabildiniz. Tebrik ederim sizi. Biliyorsunuz, ben de bir zamanlar dedektiftim. Güvenlik şefiydim. Ben bir seks günahkarı değilim ama bir yıldır kendimi kötü hissediyorum. Kadınları ve kızları, özellikle de kenar mahallelerdekileri baştan çıkartmaya çalışıyordum. Onlara ayıp sözler söyleyip taciz ediyordum. Sanırım birçoğu benden korkup çekindiği için ne yaptığımı polislere bildirmemişti ama daha önce hiç bu kadar ileriye gitmemiştim. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Gerçekten kendimi anlayamıyorum. Benim de 3 kızım var. Bu belki de işlenen en aşağılık suçtur ama bu suçu ben işledim. Şeytana uydum. Alkol insana her şeyi yaptırabiliyor. Biliyorum, ben elektrikli sandalyeyi ya da ömür boyu hapsi hak ediyorum. Bu cani katilin yakalandığı haberi salı günü tüm yayın organlarında yer aldı ve salgın bir hastalık gibi suçun işlendiği mahalleyi ve çevresini etkisi altına aldı. Hep bir ağızdan bu caniyi ellerine geçirseler bin parçaya ayıracaklarını haykırdılar. Katilin intihar etmesini önlemek için ayakkabı bağlarını ve kemerlerini almışlardı. Hücreye koymadan önce Thompson, onunla ilgilenen gardiyana, "Merak etmeyin, hiçbir şey yapmam, Tanrı beni korur," diye mırıldandı. Onu linç etmek isteyen kalabalıktan ve diğer mahkumlardan korumak için olağanüstü tedbirler alındı. Tek başına her tarafı ışıklandırılmış bir hücreye konuldu. Bir gardiyan onun hücresinin önünde, iki gardiyan koridorda, 15 gardiyan ise binanın stratejik yerlerinde nöbet beklemekteydi. Dışarıdaki kızgın kalabalığı engellemek için de caddeye barikatlar kurulmuştu. Saat 10'a geliyordu. Thompson karakolun kapısında belirmişti. 100'den fazla kadın ve erkek tam donanımlı polislerin koruduğu barikatların gerisinde onun için bekliyordu. Saçı sakalı birbirine karışmış, kırmızı gözlü katili görünce küfretmeye,
bağırıp çağırmaya başladılar. Polisler onu aceleyle kurşun geçirmez zırhlı bir araca bindirdiler. Devriye arabası ve çalan sirenler eşliğinde polis merkezine geldi. Yolculuk sadece 10 dakika tutmuştu ama bu süre bile ona bir ömründen daha uzun gelmişti. 2 gün sonra Thompson, bir hastanenin psikiyatri bölümüne transfer edildi. Mahkemede yargılanmadan önce akıl sağlığının yerinde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyordu. Hastane başhekimi Dr. Hyman, hasta cinsel bir problemi yokmuş gibi gözüküyordu. Demek ki bilinçaltında cinsel bir suçlu yatıyormuş. Kendini alkol yardımıyla ortaya çıkarıyormuş. Küçükken yaşadığı kötü deneyimler etkisini yıllar sonra göstermiş. Thompson, ömür boyu hapse çarptırılarak hayatının geriye kalanını hapishanede geçirerek hayatını kaybetmiştir.